Barış Pehlivan 26 Nisan 2022 Cumhuriyet 500 liraya satılık mahrem. Diyelim ki ailece tatildesiniz. Mutlu anlarınızı Instagram hesabından paylaştınız. Döndünüz ve gördünüz ki evinize siz tam tatildeyken hırsız girmiş. Diyelim ki boşandığınız eşinizin tehditlerinden korkup farklı bir adrese taşınmaya karar verdiniz. Telefon numaranızı ve hatta çevrenizi bile değiştirdiniz. Bir gün yeni evinizden çıkarken sizi öldürmek isteyen o eski eşi kapınızın önünde gördünüz. Diyelim ki hiç ilginiz yokken bir terör suçu işlediğiniz iddiasıyla gözaltına alındınız. Sizi sorgulayan savcı adınıza kayıtlı bir telefon numarasının suç sırasında kullanıldığını ortaya koydu. Uzatabilirim lakin gerek yok. Ama anlayın artık. 10 milyonlarca insanın tüm kişisel bilgileri çalındı en güncel verilerin her isteyene 10 bin liraya satıldığı kulağıma geliyor. İnternetten kolayca girilen açık bir site üzerindense tüm Türkiye'deki insanları aylık sınırsız sorgulamanın bin liraya yapılabildiği söyleniyor. Herkesin girebileceği bir Telegram grubunda aynen şöyle yazan bir duyuru bile gördüm. Bayrama yakın olduğumuz için TC'den Serino, Aile, GSM, Mail, Vesikalık Adres. Toplu bir arada panel %50 indirimle 500 lira. Okurken şaşkınlığımdan ağzımı elimle kapatıyorum. Yazarken yaşanabilecekleri düşünüp acı çekiyorum. Dilediğiniz insanın adreslerinden cep telefonlarına kadar her bilginin herkese açık şekilde para karşılığı sunulmasından bahsediyorum. Özellikle hırsızların, katillerin ve teröristlerin bu parayı verdiğini yazıyorum. İddia o ki veriler hem ÖSYM'den hem de Sağlık Bakanlığı sisteminden çalındı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı halk sağlığı yönetim sistemindeki açıklardan sızıntı olduğu düşünülüyor. Türkiye'nin şu an dijital sırları koruma konusunda 110 ülke arasında 96. sırada olduğunu da hatırlatarak konunun başka bir yönüne geçeyim. Kim istedi o video çekimini? Gazeteci İbrahim Haskoloğlu bu skandalı duyurduğu için tutuklandı kendi deyimiyle önlem alması için devlete yardım etmek istemişti ancak kapısını çaldığı devlet onu cezalandırdı. Şimdi yatarı olmayan bir suçlamayla hapiste. Meğer Haskaloğlu kendisini cezaevinde ziyaret eden CHP grup başkan vekili Özgür Özel'e akıl almaz bir olayı da anlatmış. Özgür Özel de ilk kez Halk TV'deki açıkça programında özetleyerek aktardı. Haskaloğlu şöyle bir şey anlattı bana tam cezaevi binasına girerken polislerden birinin telefonu çaldı. Bunun cezaevine binasına girişinde videosunu çekin demişler. Polis arkadaşımız demiş ki cezaevinde video mu olur kim istiyor bunu? Israr etmiş karşı taraf. Valla cezaevine sorun olmaz yaptırmazlar demiş polis. Bir daha aramışlar. Bu kez daha uzun konuşmuşlar. Peki demiş. Hatta şöyle olmuş. Haskoloğlu cezaevi binasına girerken videosunu çekmişler. Olmadı güzel çıkmadı demişler ve bir daha sokmuşlar. Bu kanunsuz bir emirse İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri bu emri vereni araştırsın. Bir konuya da dikkat çekmek isterim. Adalet Bakanlığı'nın zaten orada kameraları var. Devlet bu bilgiyi istiyor olsa elinde var zaten giriş kaydı. İçişleri Bakanlığı bunu talep etse usulüne uygun alabilir. Yani devletin zaten elinde olan bir kayıt var. Devletin içinde olan birileri alternatif kayıt istiyor. İçişleri Bakanlığı hemen soruşturma başlatmalı. Oradaki o polislere kanunsuz emri veren kim? İçişleri Bakanlığı düzenli olarak şu SMS atar herkese. Sizi polis, asker veya savcıyım diyerek arayıp hesap ya da kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti gibi sözlerle sizden para veya banka hesap bilgilerinizi isteyen dolandırıcılara itibar etmeyiniz. Çünkü devlet para ve hesap numarası istemez. Gerçekle yalan, kurguyla yaşam, hukukla suç birbirlerine çok yakın artık. Barış Pehlivan.